İzlemeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Her ay yaptığımız gibi Ekim ayında da araştırma sonucunu paylaşmış olan 11 anket firmasının en güncel 13 adet 2023 seçim anketi sonuçlarını derledik. Sonuçları paylaşmadan önce geçen ay yapmış olduğumuz 14 Eylül anketinin ortalamasını gösterelim ve video sonunda da biraz sonra paylaşacağımız 13 güncel Ekim anketinin ortalaması ile karşılaştıralım. Görüldüğü gibi geçen ay paylaşmış olduğumuz videomuzdaki 14 anketin ortalamasında Adalet ve Kalkınma Partisi %31.2, Milliyetçi Hareket Partisi %7.2, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %38.4, Cumhuriyet Halk Partisi %27, İyi Parti %14.2, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %41.2, Halkların Demokratik Partisi ise tam %10 olarak karşımıza çıkmıştı. Kalan partilerin oy oranlarını içeren 13 Ekim anket videomuza açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi güncel 13 Ekim anketine göz atalım. Anket firmaları her zamanki gibi isimlerinin baş harflerine göre alfabetik olarak sıralı. Alf Araştırma Şirketi'nin Ekim'de yaptığı ilk ankette Adalet ve Kalkınma Partisi %28.6, Milliyetçi Hareket Partisi %6. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %34.6. Cumhuriyet Halk Partisi %29.1, İyi Parti %14.1, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %43.2. Halkların Demokratik Partisi ise %8.3 olarak karşımıza çıkıyor. Alf Araştırma Şirketi'nin Ekim'de yaptığı ikinci ankette Adalet ve Kalkınma Partisi %28.2, Milliyetçi Hareket Partisi %6.2, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %34.4, Cumhuriyet Halk Partisi %28.4, İyi Parti %14.5, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %42.9, Halkların Demokratik Partisi ise %9.1 olarak karşımıza çıkıyor. Araya Araştırma Şirketi'nin Ekim anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %33.2, Milliyetçi Hareket Partisi %8.7, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %41.9, Cumhuriyet Halk Partisi %24.8, İyi Parti %16, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %40.8. Halkların Demokratik Partisi ise %10.3 olarak karşımıza çıkıyor. Artı Bir Araştırma Şirketi'nin Ekim anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %30.2, Milliyetçi Hareket Partisi %6.9, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %37.1, Cumhuriyet Halk Partisi %27.9, İyi Parti %14.8, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %42.7, Halkların Demokratik Partisi ise %10.8 olarak karşımıza çıkıyor. Asal Araştırma Şirketi'nin Ekim anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %38.4, Milliyetçi Hareket Partisi %9.1, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %47.5, Cumhuriyet Halk Partisi %23.5, İyi Parti %11, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %34.5, Halkların Demokratik Partisi ise %10.7 olarak karşımıza çıkıyor. MAK Araştırma Şirketi'nin Ekim anketi her zamanki gibi yaklaşık sonuçları paylaşmış. Adalet ve Kalkınma Partisi %31, Milliyetçi Hareket Partisi %7.5, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %38.5, Cumhuriyet Halk Partisi %25.5, İyi Parti
%15.5, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %41. Halkların Demokratik Partisi ise %9 olarak karşımıza çıkıyor. Metropol Araştırma Şirketi'nin Ekim'de yaptığı ilk ankette Adalet ve Kalkınma Partisi %33.6, Milliyetçi Hareket Partisi %9.1, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %42.7, Cumhuriyet Halk Partisi %24.8, İyi Parti %12.2, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %37. Halkların Demokratik Partisi ise %13.9 olarak karşımıza çıkıyor. Metropol Araştırma Şirketi'nin Ekim'de yaptığı ikinci ankette Adalet ve Kalkınma Partisi %36.3, Milliyetçi Hareket Partisi %10, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %46.3, Cumhuriyet Halk Partisi %23.2, İyi Parti %12.4, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %35.6, Halkların Demokratik Partisi ise %11.9 olarak karşımıza çıkıyor. Optimar Araştırma Şirketi'nin Ekim anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %37.8, Milliyetçi Hareket Partisi %9.5, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %47.3, Cumhuriyet Halk Partisi %25.9, İyi Parti %9.8, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %35.7, Halkların Demokratik Partisi ise %11 olarak karşımıza çıkıyor. ORC Araştırma Şirketi'nin Ekim anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %30.2, Milliyetçi Hareket Partisi %6.3, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %36.5, Cumhuriyet Halk Partisi %24.5, İyi Parti %18.7, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %43.2, Halkların Demokratik Partisi ise %7.3 olarak karşımıza çıkıyor. PR Araştırma Şirketi'nin anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %28.6, Milliyetçi Hareket Partisi %8.6, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %37.2, Cumhuriyet Halk Partisi %28.1, İyi Parti %11.7, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %39.8, Halkların Demokratik Partisi ise %9.8 olarak karşımıza çıkıyor. TÜSİAR Araştırma Şirketi'nin Ekim anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %36.3, Milliyetçi Hareket Partisi %7.09, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %43.39, Cumhuriyet Halk Partisi %24.09, İyi Parti %11.13, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %35.22, Halkların Demokratik Partisi ise %10.1 olarak karşımıza çıkıyor. Ekim ayının son anketi yöneylem araştırma. Şirketin Ekim anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %31.1, Milliyetçi Hareket Partisi %7.1, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %38.2, Cumhuriyet Halk Partisi %28.4, İyi Parti %13.5, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %41.9, Halkların Demokratik Partisi ise %9.2 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Ekim ayında açıklanan bu 13 anketin ortalamasını alalım. Adalet ve Kalkınma Partisi %32.6, Milliyetçi Hareket Partisi %7.9, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %40.5, Cumhuriyet Halk Partisi %26, İyi Parti %13.5, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %39.5, Halkların Demokratik Partisi ise %10.1 olarak karşımıza çıkıyor.
Bu sonucu Eylül ayında elde etmiş olduğumuz ortalama ile karşılaştırırsak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %1.4 gibi bir yükseliş yaşadığını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 0.7 puanlık bir yükseliş yaşadığını, dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamının da 2.1 puanlık bir yükseliş yaşadığını gözlemliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarında %1'lik bir düşüş olduğunu, İyi Parti'nin de %0.7 gibi bir düşüş yaşadığını, dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti toplamının %1.7 azaldığını gözlemliyoruz. Halkların Demokratik Partisi'nin bir aylık değişimine bakacak olursak ise, yalnızca 0.1 puanlık bir yükseliş yaşadığı gözlemleniyor. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.